doktor olduğunu gösterdiğimize göre bir referans üzerinden başka referans üzerinde geçerken mutlaka anlamı şeklinde görüşmesi lazım. Elektrik ve manyetik alanlara bakalım. Mesela elektrik alanı X bileşeni. Potansiyel herkesinden adımını hatırlarsanız X'i fiilin X'e göre türevi X'i 1 bölücü A X'i T'ye göre türevi evet. X'i fiilin X'i 1'e göre türevi X'i sıfıra göre türevi olarak yazabiliriz. Ya da şu notasyonun uygulaması x yukarı endeks mu'ya göre türevi aşağı endeks bir türev operatörü olarak yazacak olursa bu efektir. Eksi bana bir fi dediğim şey a'sıdır. Eksi yani sıfır a1 ya da bu indeksleri yukarı kaldıracak olursak eksi b1 a0 eksi 1'i yukarı kaldırdığım için işaret değiştirdim artı oldu eksi d0 a1 olarak karşımıza çıkıyor ax ya da b1 dediğim için. Baştan başlıyorum o zaman. Baştan başlayayım. Ses geliyor. E1 eşittir. Del 1 A0 eksi del 0 A1 olarak karşımıza çıkacak. Benzer şekilde diğer bileşenlerine de bakarsak yapacak değiştirmemiz gereken tek şey burada birinci x1'i değil x2'yi x3'ü almak. Burada da a1 yerine a2 a3'ü almak. Yani bunu genel olarak ei eşittir del i a0 eksi del 0 ai olarak yazabiliriz. Gelelim vektör potansiyel elektromanyetik manyetik alanı. Manyetik alanın yine i bileşenine bakalım baştan genel olarak bakalım. Bunu A'nın körlüğünün i bileşeni olarak yazmıştık. Eşittir epsilon ijk d bölü d x j a k olarak yazabiliriz veya epsilon ijk del j AK olarak eşittir. Şimdi burada J ve K'lar üzerinden bir toplam ya da şöyle yazalım. Epsilon IJK del J AK artı del K AJ 1 bölü 2 artı epsilon IJK del J AK eksi del K AJ 1 bölü 2 çarpanı şeklinde yazabiliriz. Topladığımızda şu iki terim birbirine götürecek. Şunlar da yarım yarım topladığımızda tam şu terimi verecek. Şimdi yine tensörlerden ilk haftaki derslerimizden hatırlarsanız burası J ve K'nın yer değiştirmesine göre antisimetrik bir ifade. Burası ise J ve K'nın yer değiştirmesine göre simetrik bir ifade. Ve simetrik ve antisimetrik iki tensörü çarpıp indeksleri üzerinden topladığımızda 0 verecekti. Burası 0. Şunu ise şöyle yazabilirim. Epsilon IJK. Şimdi J ve K ikisi de 1, 2 ya da 3. 1, 2, 3'ü aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya değiştirdiğim zaman bir eksi işareti gelecekti. Dolayısıyla buraya bir eksi F JK. Eksi del J AK eksi del K AJ olarak tanımlayabilirim. Şimdi dikkat ederseniz
hem elektrik alanı tanımında hem manyetik alanı tanımında hep şu tarz farklar karşımıza gelecek. O yüzden şöyle bir tensör tanımlarız. F mü'nü alan güç tensörü, alan kuvvet tensörü. Tensörü. Tanımı del mü eğimi eksi del mü eğimi. Şimdi elektrik ve manyetik alanı bu tensör cinsinden, şimdi tensör olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü şu del mü operatörü bir vektör, a nü fonksiyonları vektör, iki vektörün çarpımı bana bir tensör verir. Bu tensör ise bir referans sisteminden bir başka referans sistemine nasıl değiştiğini de biliyorum demektir. Şimdi elektrik ve manyetik alanlarına bakacak olursam, EI elektrik alanının iyi bileşeni, bu tensörün birinci indeks I, FI sıfıra karşılık gelecektir. Manyetik alanın, şurada 1 bölü 2 faktörü de var. Manyetik alanın iyi bileşeni ise, eksi 1 bölü 2 epsilon IJK. Şu dediğim şey F CK'ya karşılık gelecektir. Şimdi birkaç örneğini açıkça yazacak olursak mesela BX dediğim şey eksi 1 bölü 2 epsilon 1 JK F JK. Şimdi 1 ise J ve K hem birden ayrı hem birbirlerinden farklı sayılar olacak ve 1, 2, 3 değerlerini alabilirler. Dolayısıyla eksi 1 bölü 2 epsilon 1, 2, 3 olabilirler. F, 2, 3 eksi 1 bölü 2 epsilon 1, 3, 2 F, 3, 2 olabilir. Şimdi bunun tanımına bakacak olursak eğer mü ile nü'nün yerini değiştirirsek bu bir eksi işareti alacak. Şimdi şu iki terimi bir kıyaslayalım. Buradaki epsilon 1, 2, 3 var. Burada epsilon 1, 3, 2 var. 2 ile 3 yer değiştirmiş. Dolayısıyla epsilon tensöründen dolayı bir eksi geldi. Bu iki terim arasında fark olarak. F, 2, 3 var. Burada F, 3, 2 var. 3 ile 2'nin yerini değiştirdiğimde buradan bir eksi de oradan gelecek. Dolayısıyla 2 tane eksi artı etti. Yani buradaki 2 ile 3'ün yerini ve buradaki 2 ile 3'ün yerini değiştirdiğimde hiçbir şey değişmeyecek. Dolayısıyla bu terimle bu terim aynı terim. Epsilon 1, 2, 3, 1 dediğim bir sayı. 1 ile gösteriyoruz. Eksi F, 2, 3 olacak. B eksi ya da B 1. Eksi F, 2, 3'e eşitmiş. B 2. Yine benzer şekilde ne değişecek? Bu 1 yerine artık 2 oldu. Dolayısıyla bunlar 1, 3 ya da 3, 1 olacak. Bu da F 1, 3 olarak yazabilirim. Artı işaretiyle. B3 ise yine yerini yerleştirip hesaplarsanız eksi F, 1, 2 olacaktır. Şimdi eğer ben bu F tensörünü, F mü'nün tensörünü bir matris olarak da gösterebilirim. Şu ekseni şu doğrultu nü ekseni, nü sayısını belirtsin. Burası nü sayısını belirtsin. Dolayısıyla şurası F0, F00. F00, mü ile nü aynıysa zaten bunlar sıfır. Köşegendeki bütün elemanlar sıfır. Şurası F01. F01'e bakacak olursak, F01, şu ikisinin yerini değiştirmem lazım. Eksi EX. F02. Yine buradaki gibi sadece sıfırla i'nin yerini değiştirmem lazım. Eksi e'ye, eksi ez. Antisimetrik olduğunu biliyorum bu tensörün. Şurası f 1 0, dolayısıyla burası ex olacak, burası ey olacak, burası da ez olacak. Şimdi gelelim şu sıraya. Burada mü yerine 1 koyuyorum. Burası 1 1 0 ex, burası 1 1. 1, 1 değeri 0. F, 1, 2. Şurası. F, 1, 2'ye baktığımda F, 1, 2 eksi BZ'ye eşit.
Şurası F1-3. F1-3'e baktığımda o da BY'ye eşit. Burası köşegene göre simetrinin tersi BZ. Şurası da eksi BY. Şimdi şurası 2-2. 0-1-2, 0-1-2, 0. Burası 2-3, 0-1-2, 0-1-2-3. 2-3'e bakıyorum. 2-3 ise eksi BX'e eşit. Şurası 3-2 olduğundan BX'e eşit, şurası da 0. F mü'nü buna eşitmiş. Şimdi bir başka önemli tensör, sürekli karşımıza çıkacak olan. Bunu da F mü'nü tilde ile gösterelim. 1 bölü 2 epsilon mü'nü alfa beta F mü'nü olarak tanımlıyoruz. Buradaki epsilon mü'nü alfa beta dediğimiz 3 boyuttaki epsilon ijk'nın 4 boyuta genelleştirilmiş hali. Tabi burada 3 boyutlarken epsilon ijk'da epsilonların aşağıda ya da yukarıda olması hiçbir şey değiştirmiyordu. Ama burada artık dikkat etmemiz lazım. Epsilon 0, 1, 2, 3'ü 1 olarak tanımlayacağız. Dolayısıyla eğer hepsini aşağı indirirsem 0'ı aşağı indirdiğim zaman hiçbir işaret farkı gelmez. Ama 1, 2 ve 3'ü aşağı indirdiğimde her birinden bir eksi geleceğinden, 3 tane eksi geleceğinden bu ise eksi 1 olacaktır. Yine bunun dışında epsilon ijk ile aynı özelliklere sahiptir. Herhangi ikisinin yerini değiştirir, herhangi iki indeksinin yerini değiştirdiğinde işaret değiştirir. Ve herhangi iki indeks aynı ise sıfırdır. Sördür. Yani F mü'nü ile benzer şekilde Lorentz sisteminden bir başka bir sistemden bir sisteme dönüştürebilir. Şimdi bunları yazdığımız zaman şöyle iki tane nesne elde edebiliriz. F mü'nü. Birinin indeksi yukarıda, öbürünün indeksi aşağıda olmasına dikkat edin. Şimdi bu çarpımı yaptığımız zaman serbest hiçbir indeks kalmadığı için, bütün yukarıda indeks varsa aşağıda da ona karşı toplanan bir başka indeks olduğu için bu bir Lorentz skalarıdır. Referans sisteminden referans sistemini değiştirmez. Ve eğer sayıları koyup, matrisleri koyup çarpar, toplarsanız buradaki değerlerini bulacağınız şey bunun katsayısı şu anda bizi çok bir sayı 8 çarpı e kare eksi b kareyi bulursunuz. Şunu da hesaplayabilirsiniz. F mü'nü tilde. Yine bunda serbest bir Lorentz indeksi olmadığı için iki tensörün skalar çarpımı olarak bakabilirsiniz. Bu da yine bir sayı. Burada da eksi 4. E vektörel çarpım B olarak karşımıza çıkar. Şimdi bu bize ne diyor? Şunlar bir sayı. Yani referans sistemler referans sistemine geçerken değişmiyor. Dolayısıyla şunu biliyoruz. E kare eksi B kare ve E vektörel çarpım B. Bu çarpımlar referans sisteminden bağımsızdır. Şimdi şunu biliyoruz. Bir referans sisteminden bir başka referans sistemine geçerken elektrik alan değişiyor. Mesela bunun bildiği, şimdiye kadar çözdüğümüz örnek noktasal bir parçacı sabit hızda giderken o örneği çözdük. Biliyoruz ki belli bir referans sisteminde küresel simetrik, sabit olduğu referans sisteminde küresel simetrik olarak dağılmış. Hız sabit hızda hareket ettiği referans sisteminde ise hareketi dik yönlerde yoğunlaşmış bir elektrik alanı olacak. Elektrik alanı farklı referans sistemlerinde farklı olacak. Durağın olduğu referans sisteminde manyetik alanı sıfır olacak. Hareketli olduğu sistemde belli bir manyetik alan yaratacak. Ama bu elektrik alanı hangi referans sisteminde alırsanız alın, onun karesi, eksi manyetik alanının karesi sürekli ikisinde de aynı olacak. Ya da bu skalar çarpımı ikisinde de aynı olacak. Hatta yine o aynı örneğe dönecek olursak, sabit hızda hareket eden bir sistemde, bir noktasal bir yükte,
onun durağın olduğu referans sistemine gittiğimizde manyetik alan sıfırdı. Manyetik alan sıfırsa o referans sisteminde E.B skalar çarpımı sıfır olacaktır. Dolayısıyla onun hareket ettiği referans sisteminde belli bir manyetik alan olacak. Ama E.B'nin yine sıfır olabilmesi için manyetik alanın elektrik alanı mutlaka dik olması lazım. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Hareket eden bir yükün, sabit hızla hareket eden yükün yaratacağı manyetik alan mutlaka elektrik alanı dik olacak. Başka sonuçlar da çıkarabiliriz. Mesela diyelim ki bir referans sisteminde manyetik alan sıfırsa, başka referans sistemine gittiğimizde elektrik alanı değişecek. Elektrik alanın sıfır olduğu, manyetik alanın sıfırdan farklı olduğu bir referans sistemi düşünürsek, ya da şöyle diyelim, bir referans sisteminden başka referans sistemine giderken sürekli elektrik ve manyetik alanlar değişecek. Yerine göre manyetik alanın sıfır olduğu ya da elektrik alanın sıfır olduğu referans sistemleri bulmamız mümkün. Ama eğer bir referans sisteminde elektrik alanı sıfırdan farklı ve manyetik alan sıfırsa, bütün referans sistemlerinde elektrik alanı manyetik alandan büyük olmak zorunda. Ve elektrik alanı sıfır olduğu bir referans sistemi bulamayız. Ya da bir başka sistem düşünelim, bir telde, yani manyetostatikteki sistemleri düşündük. Bir teldeki manyetik alan yaratacak, elektrik alan yaratmayacak telde akan akım. Başka bir referans sistemine geçtiğimizde bir elektrik alan görebiliriz. Manyetik alan da değişecektir. Ama mutlaka her referans sisteminde belli bir manyetik alan olacaktır. Manyetik alanın sıfır olduğu bir referans sistemi mümkün değil. Şimdi gelelim dönüşümlerimize. İşte biraz önce gösterdiğimiz gibi elektrik alanın iyi bileşeni F i sıfırdı. Manyetik alanın iyi bileşeni ise eksi epsilon i j k F j k olarak bulmuştuk 1 bölü 2'si ile. Şimdi şunu biliyoruz. F mü'nü bir referans sisteminden bir başka referans sistemine giderse, bu bir tensör olduğu için lambda mü'nü lambda mü alfa lambda nü beta F alfa ve beta şeklinde değişecek. Bunu biliyoruz. Bakalım. Mesela elektrik alana bunu uygulayalım. Bir referans sisteminden bir başka referans sistemine geçerken acaba nasıl değişecek? Elektrik alanı birinci bileşeni ya da x bileşeni yeni referans sisteminde. Şunu yazacak olursak, bu bir defa elektrik alanı biliyoruz ki F i sıfıra eşit. F x i eşittir 1'e karşılık gelecek. 1 0. Bu lambda 1 alfa, lambda 0 beta, F alfa beta, alfa ve betalar üzerinden toplamı var. Şimdi lambda, eğer ben iki referans sistemi birbirlerine göre x yönünde hareket ediyorlarsa, sadece artı x yönünde bir hızları varsa, o zaman bu lambda matrisinin ne olduğunu geçen derste yazdık. Lambda 0, 0, lambda 1, 1, gamma'ya eşit. Lambda 0, 1 ve lambda 1, 0, eksi gamma v bölü c'ye eşit. Lambda 2, 2, lambda 3, 3, bunlar 1'e eşit. Diğer bütün elemanları ise 0. Şimdi buraya gelelim. Şimdi alfaya, dolayısıyla alfa üzerinden bir toplam yazarken, alfa 0 olabilir, 1 olabilir. Alfanın 2 olduğu durum, lambda 1, 2, 0 olduğundan katkı vermiyor. Dolayısıyla bu toplamda katkı verecek olan alfa beta çiftleri alfa 1 olabilir, yani sıfırdan başlayalım. Alfa 0 olabilir, beta 0 olabilir. Alfa 0 olabilir, beta 1 olabilir. Beta 2 olamaz, 3 olamaz. Şundan 0, 2, 0, 3, 0 çünkü. Alfa 1 olabilir, beta 0 olabilir. Alfa 1 olabilir, beta 1 olabilir. Alfa beta çiftleri bu 4 olasılıktan başka bir değere sahipse, o zaman şu çarpan mutlaka 0 olacak. Ya 1 ya öteki 0. Ama bu 4 olasılıktan da alfa beta 0 0'sa F 0 0 teriminin katkısı var. O terim 0.
alfa beta 1 birse F1 bir terimin katkısı var. O terim de 0. Dolayısıyla şunları da atabilirim. Bu toplama katkı verecek sadece 2 tane terimim var. Bu terim ve bu terim. Lambda 1 0 lambda 0 1 F 0 1 artı lambda 1 1 lambda 0 0 F 1 0. Lambda 1 0 ve lambda 0 1'in ne olduğunu biliyorum. Lambda 1 0 ve lambda 1 0'a bakacak olursak ikisi birbirine eşit zaten. Şunun karesini aldığımda gama kare ve kare bölü c kare. F. Şimdi F 0 1 dediğim şey, yine şuraya dönelim. F 0 1 bunların ikisinin yer değiştirmiş hali. Dolayısıyla eksi e x. Artı lambda 1 1 lambda 0 0 yine ikisi de birbirine eşit. İkisi de gamaya eşit. Gama kare F 1 0 EX'e eşit. Toplarsam ortak paranteze de alayım. Gama kare 1 eksi V kare bölü C kare EX. Yani R'yi X yönde hareket ediyorsam, hareket eden bir referans sistemine geçersem elektrik alanı x bileşeni bu şekilde değişecek. Ama gama kareyi de hatırlarsanız gama karenin tanımı 1 bölü şu, şu çarpandı. Dolayısıyla bunlar da birbirini sadeleştirdi. Eşittir e(x)'miş. Yani elektrik alanın hareket yönündeki bileşeni bir referans sisteminden bir başka referans sistemine giderken değişmez. Gelelim y bileşenine. X bileşeni değil, bu sefer Y bileşenine bakalım. Şunları silelim. Y bileşeni i eşittir 2'ye karşılık gelecek. Dolayısıyla şurası 2 olacak. Şimdi alfa ve beta üzerinden toplarken bir defa alfa mutlaka 2 olması lazım. Çünkü lambda 2, 2 dışındaki üst indeksi 2 olan bütün lambda'nın elemanları 0. Alfa 2 olacak. Lambda 2, 2 de 1. Beta ise şunun 0'dan farklı olabilmesi için 0 ya da 1 olabilir. Eşittir. Lambda 0, 1. F 2, 1. Artı lambda 0, 0. F 2, 0. Şimdi bakalım F 2, 1 dediğim şey. Şuradan görmek belki daha doğru olur. 0, 1, 2, 0, 1, BZ'ye eşit. Lambda 0, 1, eksi gamma, V bölü C'ydi. Çarpı BZ artı lambda 0, 0, gamma'ya eşit. F2, 0 dediğim şey ise benim elektrik alanı Y bileşeninden başka bir şey değil. Dolayısıyla yeni referans sistemimdeki elektrik alanı Y bileşeni, hareket edik bileşenlerinden biri, eşittir gamma ilk referans sistemindeki elektrik alanı Y bileşeni eksi V bölü C BZ. Benzer şekilde diğer bileşenlerini de hesaplayabilirsiniz. Manyetik alanı hesaplayabilirsiniz. Ve hepsini hesapladığınızda bileşenler cinsinden teker teker değerleri notlarınız da var. Vektörel olarak bakalım. Vektörel olarak yazdığımız zaman yeni referans sistemindeki elektrik alan gamma E artı V vektörel çarpımı B bölü C eksi E vektörel çarpım skalar çarpım V V bölü C kare gama kare bölü 1 artı gamaya karşılık gelecek. Manyetik alansa gama B eksi V vektörel çarpım E bölü C eksi V
ve vektörel sarfım D. Bölü çekere. Gama kare bölü. 1 artı gamaya karşılık gelecektir. Ve bu yeni referans sistemimiz. Şimdi bunu dersin başında verdiğimiz örneğe uygulayalım. Yani sabit hızla hareket eden bir parçacığın yaratacağı elektrik ve manyetik alan. Şimdi şöyle düşünelim. Şurası benim yüküm. Yüküm V hızıyla bu yöne doğru hareket ediyor. Buna O referans sistemi diyelim. Bu ise O referans sistemindeki benim manyetik alanım 0. Çünkü O referans sistemi dediğim referans sistemi yükümle beraber hareket ettiği için O referans sisteminde artık yüküm hareketsiz. Dolayısıyla bir manyetik alanı yok. Elektrik alanı ise Q bölü R kare, R küp, R birim vektörü şeklinde davranacak. Yani o referans sisteminde problemi çözmek çok kolay. Şimdi biz diğer referans sistemine geçelim. Yani ilgilendiğimiz referans sistemi, şu referans sistemi. Eğer O'nun O üstü referans sistemi. O'ya göre düşünürsek, O üstü referans sistemi eksi V hızıyla diğer tarafa doğru hareket ediyor. Dolayısıyla bu O üstü referans sistemindeki elektrik alan. Şimdi B 0, bu 0. Burada V gördüğüm yere ise eksi V yazacağım. Dolayısıyla şurada elektrik alanda ne olacak? Gama E eksi E V V bölü C kare gama kare bölü 1 artı gama. Manyetik alana bakınca ne gibi bir manyetik alan yaratacak? Şimdi B 0 ise şu terim zaten yok. Bu terim yok. Burada V gördüğüm yere eksi V yazıyorum. Yani şu buradaki V üstü referans sisteminin hızıydı. Üstü olmayan referans sistemine göre. Hız burada bu örnekte eksi V. Eksi V yazdığımda burası gama V vektörel çarpım E bölü C olacaktır. Dikkat ederseniz şimdi gama E E üstünün şu E üstündeki şu terim. Eğer ben oraya vektörel çarpım E üstü yazacak olursam şimdi şu terim zaten şu katkıyı verecek. Bu terim V yönünde. Bu terim V yönünde olduğu için V ile vektörel çarpımını aldığımda hiçbir katkı vermeyecek. Dolayısıyla şu terimi ben bu şekilde de yazabilirim. Yani bu da bana diyor ki eğer ben elektrik alanı bulursam zaten manyetik alanı yükün hızıyla vektörel çarpımını alarak bulabilirim. Bu da yine daha önceki bu problemi çözdüğümüzde elde ettiğimiz sonuçlardan biri. Şimdi gelelim buraya. Açık ifadesini yazmamız gerekiyor. Tabii orada şöyle bir problemimiz var. Öncelikle bu elektrik alanı böyle yazdık ama buradaki koordinatlar O referans sistemindeki koordinatlar. Oysa beni ilgilendiren O üstü referans sistemindeki. Yani beni şuraya baktığımda E üstünün ben R üstü noktasında T üstü zamanındaki değerini istiyorum. Oysa buradaki elektrik alanı T'den bağımsız zaten. R noktasındaki, R üstü noktası. Şimdi R üstü noktası ile R noktası arasındaki ilişkiyi bulmam lazım. Şimdi R noktası X yönünde X, Y, Y üstü artı Z, Z üstü yazabilirim. Şimdi bir referans sisteminden bir başka referans sistemine nasıl dönüşeceğimi de biliyorum. X dediğim şey benim gamma. X üstü eksi V bölü C T üssüydü. X artı Y, Y üssü. Şimdi Y ile Y üssü zaten aynı. Z ile Z üssü de hareket edik oldukları için zaten aynılar bunlar.
Şimdi ben bunu biraz daha düzenleyelim. Bunu şöyle yazalım. Gama x üssü x yönünde artı y üssü x üssü yönünde x üssü kadar. Şimdi bu x üssü artı y üssü yönünde y yönünde y üssü kadar, z yönünde z üssü kadar, eksi x üssü x üssü kadar. Yani şunu ekledim, çıkardım. Eksi. Şimdi v x üssü yönünde v kadar olan gösterdiğimiz vektör bizim hız vektöründen başka bir şey değil. Dolayısıyla oraya gama bölü c v çarpı t üssü yazabilirim. Şimdi şurası ne hale geldi? Gama eksi 1 x üssü x yönünde artı şurası benim r üssü vektörüm eksi gama bölü c vt. R üssü dediğim benim o üssü referans sisteminde gözlem yaptığım noktanın koordinatı. Vt de yükümün vt üssü. Vt üssü de aslında yükümün bulunduğu nokta. T üssü anında, ölçüm yaptığım anda. Şimdi v vektörü v x yönünde olduğu için bir defa bu x üssü dediğim şey r üssü vektörüyle x birim vektörünün skalar çarpımı. Ama x birim vektörü yerine x birim vektörü yerine v üssü vektörü bölü v yazabilirim. Dolayısıyla bu x üssü dediğim şey r üssü çarpı v bölü v hızının büyüklüğü. Dolayısıyla benim r vektörü dediğim şey gama eksi 1 r üssü v. Burada x üssü x birim ve yönündeki birim vektör yerine de yine bunu yazayım. Bölü v kare artı r üssü eksi gama bölü c v t üssü. O da şuradaki ifade. Bu şekilde yazabilirim. Şimdi önceki çözümümüzü hatırlayalım. Önceki çözümümüzde bulduğumuz sonuçlardan biri elektrik alın omega diye bir vektör tanımlamıştık. Bu yönde oldu. Bu da r eksi r üstü t oldu. Ve bu yeni notasyonumuz da artık bu. Ya da burada zaten bu dönüşümleri yazarken hep iki referans sisteminin önce çakışık olduğunu varsaydığımız için bunu şöyle de yazabilirim. R üssü vektörü eksi V T üssü vektörü. Bu yöndeydi. Şimdi elektrik alan benim R yönde, R yönünde. R yönü neyse R üssü koordinatları cinsinden yazdığımda bu hale getirdim. O üssü koordinat referans sisteminde. Şimdi bu benim omega vektörüme benziyor. Ama birebir aynı değil. Dikkat ederseniz şurada ekstradan bir gama faktörü geldi. Şurada hiç C yok bu arada. Ekstradan bir gama faktörü geldi. Şimdi şurada bir terim daha var. Onu da şöyle biraz daha sadeleştirebilirim. V kare bir eksi V kare bölü C kare bir eksi bir eksi V kare bölü C kare yani V kare bölü C kareyi bir eksi bir eksi V kare bölü C kare olarak yazabilirim. Yani bunu böyle yazmamın avantajı ne olacak? Bu bir eksi bir bölü gama kare olacak. Dolayısıyla V kare dediğim şey gama kare eksi 1 bölü gama kare c kare olarak yazabilirim şu ifade. Şimdi 1 bölü v kare geldiği için bu gama eksi 1 ile bunun çarpanlarını ayırırsak sadeleşecek. Burada gama artı 1 kalacak. Şu oran gama kare bölü gama artı 1 bir de ekstradan bir c kare geldi. Dikkat ederseniz şu terimle neredeyse aynı. Şimdi iki tane problem varmış gibi görünüyor. Bir, bu omega ile orantılı değil. Omega vektörü değil. Omega vektörüne benziyor ama değil.
Artı şurada ekstradan bir terim var. Bir de tabii şuradaki ekstradan terim var. Ama buradaki ekstradan terim mi? Buradaki ekstradan terim neredeyse sağlaşıyor gibi. Uzun lafın kısası ara basamaklar yine notlarınızdan takip edebilirsiniz. Ara basamakları yaptığınız zaman göreceğiniz şey şurayı siliyorum. Elektrik alanı şuradaki elektrik alanında R üstü koordinatları cinsinden yazdığınızda E üstü alanı Q bölü R küp gamma R üstü eksi VT üstü gibi bir ifade çıkacaktır. Bu da bizzat dedim omega vektörü olarak tanımladığımız ifade. Geriye bir tek şey kaldı. Bu R vektörünü R uzunluğunu hesaplamak benim R üstü ve T üstü koordinatları değerleri cinsinden. Onu da yine hesaplarsanız R kareyi hesapladığınızda bunu da omega V artı omega kare C kare eksi V kare bölü C kare eksi V kare olarak elde edebilirsiniz. Yerleştirmeyeceğim ama bunu da buraya yerleştirdiğinizde eskiden daha önce farklı bir yöntemle elde ettiğimiz çözümün aynısını yeniden bulacağız. Böylece sabit hızla hareket eden bir yükün yaratacağı elektromanyetik alanı önceden Green fonksiyonları kullanarak çözmüştük. Şimdi referans sistem bir referans sisteminden bir başka referans sistemine giderek nasıl çözülebileceğini de gördük. Böylece bugünkü konumuzu da tamamladık. Teşekkürler.